Gençler, hepinize selamlar. Yeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Bugün test server'a gelmiş veya da gelecek olan yenilikler hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Çok önemli değişiklikler var, haberiniz olsun. Lafı uzatmadan direkt videomuza geçelim. İlk değişikliğimiz çok iyi bir haber bence. Dead by Daylight'ı güncellerken biliyorsunuz ki güncelleme bittikten sonra bir de disk doğrulaması yapıyor. Yani 50 MB'lık bir güncelleme için bile yarım saat falan beklettiği oluyordu bize. Bu sorunu ortadan kaldırmışlar arkadaşlar. Artık patchler daha kısa sürecek. İkinci yeniliğimiz oyunun kapladığı alanın azaltılması. Yani oyun diskinizde daha az yer kaplayacak artık. Bir diğer özelliğimiz herhangi bir eylem yapmak için artık basılı tutmanıza gerek yok. Bir kere basmanız yeterli olacak. Tabi bunun ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Basılı tutmak isteyenler basılı tutma ayarını seçebilir. Onun harici diğer ayarı seçerseniz jeneratörün yanına gidip bir kere sol tıka bastığınız zaman basılı tutmanıza gerek kalmadan otomatik olarak jeneratörü yapmaya devam edecek. Bu mantık özellikle İbo için çok iyi oldu. Jeneratör yaparken genelde çay içtiği için. Şimdi gelelim bir diğer yeniliğimize. Oyunun wiggle mantığı tamamen değişti arkadaşlar. Wiggle yaparken AD 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 şeklinde spam yapıyorduk biliyorsunuz ki. Bunun yerine skill check özelliği getirdiler. Zaten ekranda nasıl bir şey olduğunu görüyorsunuz. Bir solda bir sağda skill check çıkıyor ve sol sağ sol sağ şeklinde skill check tutturmaya çalışıyorsunuz. Grid skill check tutturursanız tabii ki barınız daha fazla ilerliyor. Ancak çok ekstra bir ilerleme değil bu. Grid'i ne kadar çok tutturursanız grid barı o kadar küçülüyor. Grid'i ıskaladığınız zaman grid barı tekrardan büyümeye başlıyor. Sıradaki olayımız Pinhead ile ilgili. Pinhead'in sesleri oyundan kaldırılmıştı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Fakat bu güncelleme ile birlikte tekrar eklendi. Aynı zamanda şu an gelen bir yenilik değil bu anlatacağım şey. Altyazılar eklendi oyuna. Zaten birkaç güncelleme önce eklenmişti bu. Fakat hazır Pinhead'in sesleri gelmişken altyazılarla birlikte nasıl gözüktüğüne de bakabilirsiniz. Onu da şu şekil koyayım buraya. The box. You opened it. I came. Bir diğer olayımız Huntress'in ninnisi değişti arkadaşlar. Kıyaslama yapmanız açısından 15'er saniyelik ikisinden de buraya koyuyorum. Onun harici şu an gelen bir yenilik değil fakat getirmeyi planladıkları bir yenilik olarak Haddonfield haritası rework yiyecek. Yani Michael Myers'ın haritası. Maalesef fotoğraf paylaşmamışlar. Sadece bir adet kanca fotoğrafı var. Onu koyayım buraya. Bir diğer yeniliğimiz Blight'a yani Maraz'a 10 Ocak tarihinde Twitch Prime'a özel bir kostüm gelecek arkadaşlar. Kostümün fotoğrafını da şu an ekranda görüyorsunuz. Twitch Prime'ınızı aktif ederek 10 Ocak'ta ödüllerim kısmından onu da alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Sıradaki yeniliğimiz Leatherface ile ilgili. Leatherface'in maskeleri oyundan kalkıyor arkadaşlar. Nedeni ise şu, maskelerden dolayı insanlar birbirini aşağılıyor veya da ırkçılık yapıyormuş. Kısacası zorbalık yapıyorlarmış birbirlerine veya da kurbanlara artık bilmiyorum. Hani biraz saçma geldi bana, nasıl bir konu var bilmiyorum ama bu kararı almış Dead by Daylight yönetimi. Maskeler kalktığı için Leatherface çıktığından itibaren bir kere bile Leatherface oynadıysanız oyun ödül ayağına 6000 kristal veriyor size. Sıradaki yeniliğimiz rank ödülleriyle ilgili. Kurbanda ve katilde her ayın 13'ünde ranklar sıfırlandıktan sonra derecenize göre blood points veriyordu arkadaşlar size biliyorsunuz ki. İşte rank 1 bitirdiğiniz zaman 250 bin blood points veriyordu falan. İşte bu ödülleri arttırmayı planlıyorlarmış. Artık kaça çıkartırlar bilmiyorum ama şimdi gelelim eklenti değişikliklerine. İlk eklentimiz Blight'ın bir eklentisi. Bu eklentinin dezavantajı Blight oynarken dönmenizi ciddi oranda engelliyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazı eklentiler böyle. Size birkaç avantaj verirken birkaç şeyinizi de elinizden alır. İşte bu eklenti de dönmenizi ciddi oranda engelliyordu. Oradaki dönme cezanızı %55'e indirmişler. Yani biraz daha güçlendirmişler diyebiliriz aslında bu eklentiyi. Cezasını düşürerek. Sıradaki eklenti değişikliklerimiz Leatherface'te. İlk eklentisinden başlıyoruz. Eskiden bu eklenti takılıyken testere hızınız %4 yavaşlıyordu. Bu yavaşlama hızını %2'ye düşürmüşler. Sıradaki eklentimizdeyiz. Yine aynı şekil. Eskiden bu eklenti takılıyken testere hızınız %4 yavaşlıyordu. Artık %2'ye düşürüldü bu oran. Bir diğer eklentimiz. Testereyi bir yere çarptıktan sonra
8 saniye boyunca stun yiyorduk. Bu stun süresini 5 saniyeye düşürmüşler. Ve Leatherface'in son eklentisi Testere'nin yanmadan önceki elimizde tutabileceğimiz süresini birden 2'ye çıkarmışlar. Leatherface'in eklentilerini de biraz olsun güçlendirmişler. Şimdi geldik Clown'un eklenti değişikliklerine. İlk eklentimiz eskiden sarı şişenin efekt süresini 1 saniye arttırıyordu. Artık 2 saniye arttıracak. Clown'un bir diğer eklentisindeyiz. Eskiden bu eklenti şişeler arasındaki bekleme süresini %30 azaltırken artık %40 azaltacak. Bir diğer eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden %5 topal durum etkisi veriyordu kurbanlara. Bu oranı %4'e düşürmüşler. Clown'un son eklentisindeyiz. Artık bu eklenti taşıdığımız şişelerden 2 tane eksiltecek. Yani 2 şişe eksik başlayacağız maça. Şimdi gelelim The Pig'in eklenti değişikliklerine. İlk eklentimizdeyiz. Eskiden bu eklenti 3 tuzağınızı yok ediyordu. Yani 4 değil 1 tuzak ile başlıyordunuz maça. Artık 3 değil 2 tuzağınızı yok edecek. Yani 4 değil 2 tuzakla başlayacaksınız arkadaşlar maça. İkinci eklentisindeyiz The Pig'in. Bu eklenti eskiden çömelme saldırısı yaparken barın dolma hızını %66 arttırıyormuş. Yani bu dezavantaj arkadaşlar, kötü bir özellik. Bu %66'yı %33'e düşürmüşler. Yani Pig için biraz daha iyi olmuş, biraz güçlendirmişler. Eklentinin eski haline göre saldırı barı doldurma hızını biraz daha arttırmışlar yani. Şimdi geldik The Twins değişikliklerine. İlk eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden kurbanlara 30 saniyeline zayıf durum etkisi veriyordu. Bu süreyi 45 saniyeye çıkartmışlar. İkinci eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden kurbanlara 15 saniye boyunca körlük efekti veriyordu. Bu süreyi 30 saniyeye çıkarmışlar. Bir diğer eklentimizdeyiz. Eskiden bu eklentiyi kullanırken Victor'un hareket hızını 0.4 metre bölü saniye arttırıyordunuz. Bu oranı 0.3 metre bölü saniyeye düşürmüşler. Bir diğer eklentimizdeyiz. Bu eklentinin eski halinde Victor'la bir saldırı yaptıktan sonra bekleme sürenizi 0.5 saniye düşürüyordu. Bu oranı 0.4 saniyeye düşürmüşler. Şimdi gelelim Nemesis değişikliklerine. İlk eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden kurbanları 30 saniye boyunca zayıf durum etkisi altına sokuyordu. Bu süreyi 60 saniyeye çıkartmışlar. Bir diğer eklentimizdeyiz. Bu eklenti eskiden 60 saniyeliğine zombilerin hareket hızını %100 arttırıyordu. Artık 60 saniyeliğine %150 arttıracak. Nemesis'in diğer eklentisindeyiz. Bu eklentinin eski halinde bir kurbanı vurduğumuz zaman özellik barımız %33 ilerliyordu. Biliyorsunuz ki özellik barınız arttığı zaman belli avantajlar elde ediyorsunuz. İşte bu oran eskiden %33'müş. Şimdi %25'e düşürmüşler bu oranı. Nemesis'in son eklentisindeyiz. Eskiden bu eklenti zombilerin hareket hızını %50 arttırıyormuş. Artık %35 arttıracak. Şimdi geldik Huntress'in eklentisine arkadaşlar. Bir tane değişen eklentisi var. O da şu. Eskiden bu eklenti size 15 saniyeliğine tespit edilemez etkisi veriyordu. Bu süreyi 30 saniyeye çıkarmışlar. Ve son olarak Oni'deyiz. Oni'de de bir tane eklenti var. O da şu. Eskiden bu eklentiyi kullanırken Oni'nin özelliğiyle bir kurbanı ıskaladığınız zaman, yani boşluğa vurduğunuz zaman 12 metre yakındaki kurbanlar çığlık atıyordu. Bu mesafeyi 24 metreye çekmişler. Artık özelliğinizi ıskaladığınız zaman 12 değil 24 metre yakındakiler çığlık atacak. Gençler, şimdi gelelim perk değişikliklerine. İlk perkümüz bu. Perkünüzün seviyesine göre Wiggle efektini %50, %75 ve %100'e çekmişler. Yani perkünüz son seviye ise debelenme etkiniz %100 artacak. Aynı zamanda eskiden bu perkü kullanırken katil sizi taşırken bir kancanın 14 metre yakınına girerse o kanca katile gözükmüyordu, aurasını göremiyordu. Bu metreyi 12'den 14 metreye çıkartmışlar. Bununla da bitmedi. Bu perk'e bir özellik daha gelmiş. Siz katilin sırtındayken katil eğer yüksek bir yerden atlarsa, bunu herhangi bir binanın çatısı, ikinci katı olarak düşünebilirsiniz. Wiggle barınız aniden %25 artıyor. Yani diyelim %30'dasınız Wiggle barınızda. Katil herhangi bir yerden siz sırtınızdayken atlarsa Wiggle barınız bir anda %55 oluyor. Oradan Wiggle'lamaya devam ediyorsunuz. Gelelim ikinci perk değişikliğimize. Oyuna başladığınız token sayısını 4'e çıkartmışlar. Sıradaki perkümüzdeyiz. Eskiden bu perkü kullanırken token kazanabilmeniz için sadece düz vuruş vurmanız gerekiyordu. Yani mouse sol tıktan bahsediyorum. Artık herhangi bir özellikle vurursanız da token kazanabileceksiniz. Yani Huntress'in baltasıyla
bir kurbana hasar verdiğinizde yine token kazanabileceksiniz. Sıradaki perk'ümüzdeyiz. Perk'ün kapı açma bonusunu perk'ünüzün seviyesine göre %15, %20 ve %25 olarak düzenlemişler. Sıradaki perk'ümüzdeyiz. Eskiden bu perk'ün çalışması için bir Survivor'a iki kere sol tıkla, yani düz normal vuruşunuzda vurmanız gerekiyordu arkadaşlar. Ardından birisi Jhen'e oturup good skill check, yani düz oradaki büyük kısmı tutturduğu zaman o jeneratör sarı bir şekilde yanıyordu. Yani perk'ünüzü kullanmış oluyordunuz. Yeni halinde ise şöyle, perk'ün aktif olması için birisini yaralamanız yeterli. Nasıl yaraladığınızın bir önemi yok. Ancak jeneratörü yaparken good skill check değil, gri skill check tutturmaları gerekiyor. Şimdi gelelim sıradaki perk'ümüze. Bu perk'ün etkin olması için gereken wiggle miktarı %25, %20 ve %15 olarak değiştirilmiş arkadaşlar. Perk'ünüz son seviyede ise wiggle barınızı %15'e getirdiğiniz zaman katilin sırtındayken kendi kendinize palet devirebiliyorsunuz demektir. Yani oradaki wiggle oranını düşürmüşler. Sıradaki perk'ümüzdeyiz. Bu perk'ün aura okuma süresini 6, 8 ve 10 saniye olarak düzenlemişler. Gelelim sıradaki perk'ümüze. Bu perk herhangi bir jeneratör bittikten sonra sol tıka basarak çok uzun bir şekilde ileriye atılmanızı sağlıyor. Bu ileri atılma mesafesini %70, %75 ve %80 olarak düzenlemişler arkadaşlar perk'ünüzün seviyesine göre. Gelelim sıradaki perk'ümüze. Eskiden bu perk'ü kullanırken takıntılımız olan kurban ölürse elimizdeki tüm tokenleri kaybediyorduk. Artık takıntılı olan kurban öldüğü zaman tokenlerimizi kaybetmeyeceğiz. Ve gelelim günün son değişikliğine arkadaşlar. Eskiden bu perk'ün kullanımı sınırlıydı. Artık kancaya her kurban asışınızda perk devreye girecek. Evet gençler, değişikliklerimiz bu kadardı. Bu keşke olmasaydı, bu iyi ki olmuş dediğiniz şeyleri yorumda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.